Fanatiklik vurdum duymaz bir durumdur. İnsanlar ne ürettiğinle değil, hangi gruba ait olduğunla sevebilirler veya silebilirler seni. Birkaç tuşa basıp hakaretlerini alt alta sıralayabilirler. Hayatında bir şey üretmenin o yıpratıcı süzgecinde hiç demlenmemiş biri sana bulunduğu cepheden Ermeni dölü diyebilir, anarşist diyebilir, komünist diyebilir. Sırası gelir dönek, liberal, dinci, cemaatçi diyebilir. Ama biliyor musun? Hiçbir söz şarkıların yerine geçmez. Hatta sen bile pişman olsan şarkıları durduramazsın. Notalar bir kez gökyüzüne bırakıldığında artık kimsenin hükmünde değildirler. Alır başlarını giderler. O yüzden yattığın yerde hiç mi hiçbir şeye canını sıkmayacaksın. Ferman padişahınsa dağlar senindir. Alkışı duydun, ihaneti gördün, suyunu kazandın da içtin, ekmeğini böldün de yedin. Hiç olmayacak düşler de kurdun. Gülünç, acemi, çocuksu. Sen bir ceviz ağacısın Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Şimdi hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli aradığımda senin resmine bakıyorum. Başını alıp gitme ne olur. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Çok iyi biliyorum. Sen herkes gibi değilsin. Evet, hiç de herkes gibi değildi. Cem Karaca 5 Nisan 1945'te doğdu. Azeri Müslüman bir Alevi olan Mehmet İbrahim Karaca ile Ermeni Hristiyan İrma Felekyan Toto'nun oğlu olarak. İslam ve Hristiyanlık doğumunda bir aradaydı. 59 yıl sonra vefatında yine öyle olacağı gibi. Her ikisi de tiyatrocu bir anne ve baba. Sanatçılarla dolu yakın çevre. Taşınması bazen çok zor olabilen bir etnik kimlik. Öyle ki 6 Eylül 1955'te dolduruşa getirilen insanlar azınlık evlerine saldırdıklarında bir subayın kahramanlığıyla canlarını kurtarır aile. Ama genlerinin nasıl bir kültürel zenginlikle dolduğunu da tahmin edersin. Müzik ve tiyatro içinde bir çocukluk geçirir. Tiyatro da operetler dönemidir zaten. Alt katlarındaki yaşlı Ermeni teyzeden piyanoyu öğrenir. Anglo-Sakson kültürü eğitimdeki en önemli temsilcisi Robert Koleji'ne başlar. Kolej onun sonraki müzik yönünü belirler. Orada rock'n'roll'la tanışır. Bütün ünlüleri ezberler. En çok da Elvis Presley'i. Hayatının o kısmına Elvis dönemi desek yeridir. Papağan gibi Elvis Presley'i ne söylüyorsa efendime söylemiş. İşte o dönemin şarkıcıları, Fats Domino'dur, İngiliz şarkıcı var. İsimlerini dahi unuttum, ilgilenmiyorum çünkü artık o adamların ne yaptıklarıyla. Şarkı söylemek artık bir hobi olmaktan çıkıp bir varoluş biçimi olmaya başladığında henüz 14 yaşındadır. İlk ciddi sahne çıkışı da 14 yaşında Bakırköy Kulübü'nde olur. Sonradan o günü tüm iç organların bir savaşa tutuşmuştu sanki. Örtü ile böğürtü arasında bir sesle başladım şarkıya diye anlatacaktır. Ama sahneden büyük alkışlarla iner. Bakırköy Kulüp dinleyicisi bu büyük sesin doğuşunu ayakta selamlamaktadır. Bundan sonrası sahne hep sahnedir. 60'ların yükselen özgürlük ortamında dünyada Beatles fırtınası eserken Dinamitler, Jaguarlar gibi adlarla gruplar kurar. İngilizce rock yaparlar. Zar zor buldukları küçük lokallerde de karın tokluğuna çalarlar. Babasının "Doktor ol oğlum" çabalarını annesi Toto Karaca'nın desteğiyle bertaraf eder. Kadınlar hayatında hep önemli roller oynayacaktır. İlk evliliğini yaptığında henüz 20 yaşındadır. Daha sonra 4 kadınla 5 kez evlenecektir. Her yurdum erkeğinin en anlatılası olayı askerlik, bu kolejli çocuğun müzik hayatını kökünden etkiler. İstanbul'un sanat ortamında yetişen o kolejli çocuk, askerde bambaşka bir memleketle karşılaşır. Anadolu ile tanışır. Sazı, türküleri, Aşık Mahzuni'yi, halk ozanlarını ağız dolusu sövmeyi duyar. Derinden etkilenir. Bir asker, bir Mehmetçik orada bağlama çalıyordu. O güne kadar radyoda, evde Malatürk'e çaldığı zaman "kapatın bu ilkel müzik dinlenir mi" diyen ben bağlamaya doğru büyülenmişçesine gittim. Döndüğünde o artık İngilizce rock söyleyecek bir adam değildir. Önce halk ozanlarının sözlerini rock'ın içine yerleştirir. Daha sonraları ise halk türkülerinden rock'a gidecek, çok daha yerli formlara yönelecektir. Müziği progresif Anadolu rock diye adlandırılır. Kendisini Anadolu rock ozanı der. 1967'de yeni grubu Apaçlar'la Altın Mikrofon yarışmasında ikinci olur. Türkiye, marjinal gözlükleri, saçları, sarkık uzun bıyıkları, beyaz ceketi ve elbette bütün dinleyiciyi kavrayan güçlü sesiyle bu protest delikanlıyı artık tanımaktadır. Şarkıları emrah dillerdedir. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Oy dedi kaşımdır. Dedim ak mermer ol. Resimdeki gözyaşları yapılalı neredeyse yarım yüzyıl olmuş arkadaş. Ta 1968. Zaman aşıp gelme, bu değilse başka nedir? Bir gün belki hayattan... Yeah, 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 yeah.
12 Mart askeri darbe dönemi ülkede özgürlük ortamına tırpanladığında Cem Karaca Kardeşler grubu ile çalışmaktadır. Bu dönemde Dadaloğlu, Kara Sevda gibi hit parçalarla geçer. 12 Mart faşizminden çıkışla birlikte ülkede siyasi hareketlenme yükselir. 1980'e kadar geçecek süreçte Cem Karaca Marksist felsefeyle yakınlaşır. Bir nevi tatlı rekabet içinde oldukları Barış Manço'nun aksine toplumsal sorunlarla ve siyasi pozisyonla iç içe şarkılar yapar. 1980'e kadar 3 grupla çalışır. Moğollar, Dervişan ve Edirdahan. Tabii biz en çok Moğolları biliyoruz. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Namus belası gibi unutulmaz şarkılar yaparlar. At bizim, avrat bizim, siyah bizim, şan bizim. Namus belasına kardeş yatarız sından bizim. Ortam keskinleştikçe Cem de keskinleşir. 1975'te tamirci çırağı gelir. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. İşçisin sen, işçi kal, gidelim. 1977'de sonradan yargılanacağı 1 Mayıs işçi marşını yapar. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. 1 Mayıs, işçiliğinle bekçiliğin bayramı. 1980'e yaklaşırken son grubu Edirdahan'la tam 18 dakika süren rock opera albümü Safinaz'ı yayınlarlar. Yoksul bir kızın öyküsüdür Safinaz. Fabrikadaki yevmiyen, söylesene, neye yeter? Ülkede sokak iyice hareketlenmiştir. Şehirlerde çatışmalar çıkmakta, günler ölüm haberleriyle gelmektedir. Devletin baskıları da artmaktadır. İstediği müziği Türkiye'de yapamayacağı için yurt dışına çıkar. Dış ve iç güçler Türkiye'yi çıkmaza sürüklemektedir. Darbe 12 Eylül 1980'de gelir. Cem Karaca o sırada Almanya'dadır. Orada kalır. Her darbe gibi 12 Eylül de aydınları ezme geleneğini fazlasıyla sürdürür. Cem söylediği şarkılardan ve sözlerden, evet yanlış duymadın, bayağı şarkı sözlerinden ötürü yargılandı. Hapse atılacağı kesindir. Ülkeye dönmeyince vatandaşlıktan çıkarılır. Yılmaz Güney ile aynı gün. Tuhaflığa bak. Biz bugün yine onun şarkılarını dinliyoruz. Onu vatandaşlıktan çıkaranlarsa yok hükmündeler. Türkiye tarihinin en önemli rock şarkıcılarından birisi Türkiye vatandaşlığından çıkarılmıştır. Nazım Hikmet'i vatan haini yapan, Ahmet Kaya'yı yurt dışında öldüren acımasız gelenek iş başındadır. Sonunda askeri rejim 1983'te seçimle yer değiştirir. 1985'te dönemin başbakanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal'la Münih'te bir otelde bir araya gelirler. Sonradan Özal'dan etkilendiğini aktaracaktır. Nihayet 1987'de Özal'ın desteğiyle yurda döner. Hakkındaki davalar kalkar. 8 yıllık sürgün bitmiştir. Memleketinde serbesttir. Ama artık eski Cem'den farklı bir imajı vardır. Önceden onu övmekle bitiremeyenler Özal'la anlaştığı için şimdi dönek diye suçlarlar. Oh be diye cevap verir suçlamalara. Döndüm baba, döndüm işte oh be. Döndüm baba, döndüm işte oh be. Hayranları ileri saçılmaya devam eder. Aydınların oluşturduğu rüzgar arkasında değildir. Hatta dışlanmaktadır. Rap diye rap rap gibi önemli parçalar yapsa da barışma gerçekleşmez. Samanyolu televizyonunda söylediği Allah Yar Yar isimli ilahi eski solculardaki soru işaretlerini arttırır iyice. Dinci mi olmuştur? Hele hala çok sevilen bazı eski şarkıları yaptığı için pişmanlık duyduğunu açıkladığında soğukluk büyür. Gittikçe yalnızlaşır. Bunca şöhretin ardından bu büyük yalnızlık duygusu ağır olmalı. Biraz döneklik suçlamaları, biraz yalnızlık belki. Çokça da o müthiş dinamik temponun çok hayatlardan, çok şarkılardan hızlıca geçmenin yıpratıcılığı kalbini zorlamaktadır. 2004 yılının 8 Şubat'ında bir pazar sabahı yatağında aslında olduğu gibi, yani bir derviş gibi, tıpkı 59 yıl önceki zenginlik gibi başucunda Hazreti Ali portresi ve Hazreti İsa'nın doğuş resmi varken son sözü Allahu Ekber olarak vasiyeti üzerine cenazesi tekbirlerle kaldırılır. Kendi geçmişi ve şarkılarıyla tartışmasına gerek olmamalıydı. Şarkıları kendi hayatlarına ve sevenlerine bırakmak en iyisi değil midir? Bazen şarkı sözlerindeki mesaj verme kaygısı dozajını arttırıp müziğin önüne geçiyor. Bindik bir alamete, gagayoz kıyamete.
Türkiye müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Rock müzik geçmişinin yönünü belirledi. Bundan daha tatlı ne olabilir ki?